Türkiye'de modanın nabzını tutan, jürisiyle, yarışmacılarıyla ekranları kasıp kavuran doya doya modada yepyeni bir haftadan herkese merhaba. 7 stil tutkunu kızımız bu haftada birbirinden renkli, birbirinden özel konseptlerle şıklık yarışına girecekler. Cuma günü elenen Ayça'nın yerine bugün yeni bir yarışmacımız geliyor. Bu arada Hülya hala aramıza dönmedi. En kısa zamanda aramıza dönmesini bekliyor ve alışveriş için kızlarımızın yanına geliyoruz. Günaydın hanımlar. Günaydın. Nasılsınız bugün? Elisa, seni tebrik ediyoruz geçen hafta kolyenin sahibi olduğun için. O da benim gibi parlamayı seviyor. Eda, hayran hayran kolyeye mi bakıyorsun? Evet, çok güzel bir kolye. Gerçekten yakışmış. Zaten tebrik de ettim. Hak edenlerde kolye olduğu zaman yakışıyor. Hak etmeyenlerde yakışmıyor. Kolye rekor puanla geldi ama Elisa'ya. Farkındasın değil mi? Orada bir gıcık oldum, evet. Yani daha çok rekorlar kıracağım bu evde. Onun için daha çok gıcık olursun. Ben hiç sanmıyorum rekor kıracağını, bir daha rekor kıracağını. Çünkü Elisa kolyeyi aldı ama çok da o puanla hak etmediğini düşünüyorum. Jüri gereken değerlendirmeyi yaptığı için üstüne konuşmaya gerek yok bence. Gelelim bugünün konusuna. Bugünün en önemli özelliği neydi? Yeniyiz. Şimdi yeni yarışmacımızı tanıma zamanı. Merhabalar, ben Melike Özkan, 25 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum, Zonguldaklıyım. Şu an bir platformda yayıncılık yapıyorum. Moda benim için bir tutku, bir yaşam biçimi ve bunu buraya yansıtmayı planlıyorum. Arkamdan bir şey geldi. Aa, geldi, merhaba. Ay, hayalet selam. Gibi ayol, bu ne ayol? Aynen, varlığı yok arası. En azından yüzümde tüp patlamış gibi durmuyor. Aşkım, sen hayalet gibisin. Aşkım, tarzın mı burada var olmaya gelmişsin gibi çenemle değil. Bu şey değil mi ya Ayça? Aa, aşkım, aşkım. Beni izleyip gelmiş. Tarzım mı diyen gidiyor biliyorsun değil mi? Olaf, görüşürüz haftasını. Görüşürüz. Evet, gelen ağırlanıyor, giden ağırlanıyor. Yalnız kumaş pantolonun üstüne, klasik kumaş takım elbise pantolonun üstüne deri ceket. Böyle altına da parlak bir de omzu severler. Bu ceketler omzu alın. Bir dakika. Bu ceketler omzu alınmıyor. Buradan Uğur Kaneres hocama saygılar, sevgiler. Hocam, sizi çok iyi dinliyorum. Bu öyle olmayan ceketlerden. Jüri değiştiğinde haberim yok herhalde. Buraya ego yarıştırmaya değil, şampiyon olmaya geldim. Kızların hepsinden iyi olduğumu düşünüyorum ve şampiyon olup evime geri dönmeyi hedefliyorum. Konseptinizi merak ediyor musunuz? Evet! Açıklıyorum o halde. Bugünün konsepti Capitone şıklığı. O Capitone. Capitone çanta falan mı? Evet, onu soracağım ben de. Ney? Capitone'yi nasıl kullanacağınız tamamen size bağlı hanımlar. Bu konsept için bütçeniz tam tamına 850 lira. Herkes hazır olduğuna göre 2 saatlik alışveriş süreniz şu andan itibaren başladı. Günaydın Dış Ses. Günaydın sevgili herkes. Bugünün konseptini yeniden hatırlatır mısın bize Aleyna? Konseptimiz Capitone şıklığı, yani elimdeki çanta. Onun dışında benim kendi konseptimde kız arkadaşlarımla dışarıya çıkıyorum. Bebek tarafındayım. Bir kahve içeceğim. Alışverişe hazır mısın peki? Hazırım. Hemen başlayalım. Hadi gel. Günaydın. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Eda ile birlikte Bahçeşehir'de bir restorana yemeğe gideceğim. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hemen alışverişimize başlayalım. Günaydın Elisa. Kolyenden gözümü alamıyorum bir türlü. Evet, kolyemi herkes gözü aldı. Eda'nın da gözü aldı. Ama kolyeyi ikinci haftadan ben taktım. Hiç kolyesi olmayanlar utansın. Bugünün konseptinde aklında ne var peki? Kolyemi takmışım, ödülümü almışım. Bunu kutlamaya çıkıyorum Ses. Alışverişe başlayalım mı? Başlayalım hadi. Günaydın Eda. Nasılsın? Günaydın Sesciğim. Ben bugün biraz üzgünüm. Neden üzgünsün? Çünkü ilk kez Uğurkan hocamdan ve Gülşah Saraçoğlu'dan biri aldım. Konsept dışı dendi bana ve bu beni çok üzdü, çok yaraladı. O yüzden mateme girdim. Bu yüzden mi siyah giyindin? Bu yüzden siyah giyindim Dış Ses. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Bebek sahiline gidiyorum. Orada kafede arkadaşlarla bir şeyler içeceğiz, dondurma yiyeceğiz. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım Dış Ses. Şimdi de yeni yarışmacımız Melike'nin yanındayız. Kızların seni karşılamasını nasıl buldun Melike? Çok hızlı bir giriş oldu. Çok da güzel karşılamadılar. Herhalde biraz tehlike arz ettim onlar için. Ondan böyle bir sıçradılar. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını göstermek için alışverişe başlayalım mı? Evet, başlayalım. Günaydın Özlem.
Bugünün konseptini yeniden hatırlayalım mı? Konseptimiz Kapitan Işıklı. Ben de kız arkadaşlarımla beraber bebek turuna çıkıyorum bugün. Kararını verdiğine göre alışverişe başlayalım mı? Hadi alışverişe başlayalım. Şimdi ilk mağazamıza girdik, direkt gözüme birkaç parça bir şeyler çarptı dişsiz. Gözüne çarpan şeyi görebilir miyiz? Gözüme çarpan tek şey bu ceketin şıklığı oldu. Denemeden önce geçen hafta puanlamada rekor kırmanla ilgili ne söylemek istersin? Esra şey dedi, dedi ki şansından o kolyeyi aldın. Aslında şansımdan dolayı değil, başarımdan dolayı ben bu kolyeyi aldım. Ama tabii ki çekinmeyeceksiniz. Tabii ki de katlanamayacaksınız. Evet, o kolyeyi ben hak ediyorken senin takmana tahammül edemedim. 118 puan almış olabilirsin. Ancak benden daha tarz bir kız olduğunu asla düşünmediğim için senin hak etmediğini düşündüğümü dile getirdim. Var mı Elisacığım? Bir dönün bir kendinize bir bakın ya. Deyin ki bu kız ikinci haftasından rekorunu kırdı. Utanayım ya deyin. Sohbetimize kombinini denedikten sonra devam edelim mi? Hemen deneyip geliyorum Düsses. İlk kombinimi yaptım ve geldim Düsses. Üzerindeki kombin detaylarından bahseder misin bize? Üzerimdeki mont, kapitone, kolyemde altın sarısı rengi harika uydu. Kolyem paha biçilemez elbette ama kombininin fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Diğerlerinin fiyatları 500 TL, 300 TL ve 150 TL ama ben bunları indirimli alabilirim. Bu kombini tercih edersen nasıl tamamlarsın? Yeleği kapitone aldıysam çantayla ayakkabıyı aynı renkte ama kapitone olmayan alırım. Ama bunu alacağım yoksa bir sonraki kombinimi biliyorsunuz ki ben sürprizlerle dolayım. Başka bir kombinin var mı peki? Var, hemen onu da giyip geliyorum. Ne çok konuştuk da ses. Sen yeni bir kombin denerken biz de Aleyna'nın kombinini inceleyelim. Kapitone bir ceket giydim üzerime ve çok sevdim. Aşırı iyi bir ceket. Kesinlikle bunu almayı düşünüyorum ama bunu iyi bir şekilde kombinlemem lazım. Baktım kızların hepsi dümdüz şeyler giymiş. Yine farkımı ortaya koyuyorum. Farkımız tarzımız diyorum dış ses. Üzerindekilerin fiyatlarını öğrenelim mi? Üzerimdeki ceketim 300 TL, pantolonum 200 TL dış ses. Başka bir kombinin var mı peki? Bir pantolon daha deneyeceğim dış ses, sonra kararımı vereceğim. Evet. İlk kapitone şıklığı kombinimle karşınızdayım. Fiyatlarını öğrenelim mi? Hemen söylüyorum. Altımda şöyle bir pantolon var. 120 TL. Üzerime bir kazak giyindim. Kazağım da çok şık. Desenleri falan bayıldım. 280 TL. Üzerimdeki kapitone montun fiyatı da 520 TL. Bu kombini nasıl tamamlarsın Esra? Ayağıma böyle postal topuklu ama böyle yüksek tabanlı bir ayakkabı tercih ederim. Spor. Kafama bir siyah bere takabilirim. Bere çok şık duruyor kapitoneyle bence. Elime de kapitoneli yumuşak bir çanta, clutch alabilirim ya da daha spor böyle elimde tutabileceğim bir çanta alabilirim. Saçlarımı kesinlikle açık bırakırım zaten dümdüz. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Tabii ki de başka bir kombinim daha var. Ben hemen kabine gidiyorum. Sonra görüşürüz. Hoşçakal. Eda, bebekteki randevun için hazırsın sanırım. Ben şimdi buradan çıkıyorum. Dondurmamı alarak gidiyorum. Gitmeden önce kombininin fiyatlarını öğrenelim mi? 140 TL eşofman altın, 260 TL eşofman üstüm, 530 TL'de geleyim. Kombinine karar vermeden önce yeni yarışmacımız hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Melike hayalet gibi. Çünkü saçlarının rengi, yüzünün rengi ve giydiği kıyafetin rengi çok enerjisiz, çok ruhsuz. İçim bayıldı, hayalet gibi. Yani kız aşırı derece silik geldi bana, yok. Sadece 5 dakika görüp bana bu yorumları yaptılar. Fakat hafta boyunca gördükleri zaman bana hayran kalacaklar. O anı bekliyorum. Çok güzel hisler besliyormuşsun gerçekten. İkinci kombinini denemen için seni kabine gönderelim mi? Gidiyorum. Biz de bu arada yeni yarışmacımızın kapitone şıklığındaki kombinini inceleyelim. Pantolona bayıldım. Sanki yelek bir tık büyük geldi. İçime de böyle bir şey giydim ama renginden emin değilim. Fiyatlarını da öğrenelim mi? Pantolonum 300 lira, yeleğim 75 lira, kazağım da 90 lira. Bu arada yarışmada tarzını beğendiğin biri var mı? Hiç yok çünkü çok uzağız tarz anlamında. Hepsini demesem de birçoğunu basit buluyorum. Vallahi giriş mi yaptı, birisi mi geldi ben hiç fark edemedim. Ne sesi çıkıyor, ne görüntüsü var. Konseptine karar verebildin mi artık? Ben bugün biraz basite kaçacağım. Umarım jüri de anlayışla karşılar. Bugün ablamla kahve içmeye gidelim. Nerede içiyorsunuz peki kahveyi? Ablam Yunanistan'da yaşıyor. Ben Yunanistan'da olmuş olayım. Yunanistan'dayız. Atina'dayız. Aleyna aldığı parçalara 250 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de Elisa'nın denediği yeni kombini inceliyoruz. Bu kombinin fiyatını öğrenebilir miyiz? Gömleğin fiyatı
fiyatı 200 lira. Altındaki tişört 150 TL. Ceketim ise 550 TL ama burada da indirim yaptıracağımı düşünüyorum. Kombininde Capitone detayı göremedim Elisa. Evet işte ayakkabım ve çantam Capitone olabilir. Bu arada Esra ne dedi biliyor musun? Elisa'nın buraya geliş amacı kesinlikle tarzını göstermek değil. Popülerliğine popülerlik katmak için geldiğini düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle tarzının olduğunu düşünmüyorum. Zaten daha önce de ben burada çok kalmayacağım, gideceğim tarzı söylemleri vardı. Ben buraya popüler olmak için geldiysem eğer burası moda programı değil de başka bir program olurdu. Orada da popülaritemi yükseltebilirdim. Burası moda programı ve burada tarzlarımızı konuşturuyoruz. Yani gayet güzel bir puanla rekor kırdım. Kıskanmış, belli ki çekememiş Esra. Esra ile bizim durumumuzu bir atasözü ile noktalandırmak istiyorum Düzses. Meyve veren ağaç taşlanır. Elisa seçtiği kombin için doya doya modaya özel indirim alarak 350 lira ödüyor. Capitone şıklığı için alışverişimiz devam ederken bu kez Eda'nın yanında alıyoruz soluğu. Üzerindeki Capitone parça hangisi oluyor? Bu, şimdi hemen açıklayayım. Normalde Capitone daha keskin oluyor. Bu birazcık böyle yanar dönerli ama bu da modernize edilmiş hali. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Fiyatları yine 140-250. Modernize edilmiş ceketin fiyatı 650 TL. Bu arada Özlem'le yaşadığınız tartışmanın detaylarından bahsedebilir misin bize? Beni tahrik ederek diskalifiye olmamı sağlamaya çalışıyor. Ama şunu bilmiyor ki ben onunla burun buruna da gelsem asla otokontrolümü kaybetmem. Beni en zayıf noktalarımdan, en hassas noktalarımdan her yolu deniyor illaki bulurum diye. Canım yandı mı? Evet canım yandı. Üzüldüm ama şunu unutmamak gerekir. Benim canım yandı ve bitti. Şimdi bu saatten sonra o düşünsün bakalım ben onun canını nasıl yakacağım? Özellikle sana söylüyorum pazartesi bugünden itibaren cuma gününe kadar her gün sana türlü türlü oyunlar yapacağım. Kulağını hep fısıldayacağım. Sana bu podyumu dar edeceğim. Esra ile Eda benim için plan yapıyorlar. Ne yapıyorlar merakla ben de bekliyorum ama beni hayatta kendi yaşadıklarım dışında hiçbir şey ağlatamaz. Söylemek istediğin başka bir şey yoksa kasaya geçelim mi artık? Bir şey daha bakacağım. Sana söylemediğim bir şey daha var. Sonra kasada görüşürüz. Sen seçimini yap. Biz seni kasada bekliyoruz. Eda seçtiği parçalar için 100 lira indirim alarak toplamda 400 lira ödeme yapıyor. Bu arada başka bir mağazaya gideceğini söyleyen Melike'yi yine aynı mağazada yakalıyoruz. Çıkamadım çünkü son anda gözüme bu çarptı. Beyaz bir pantolonu da kombin ettim. Böyle bir rezalet olamaz. Hani kırmızı elma diye dalga geçtiler ya bu da beyaz peynir. Eğer bu kombinle gelirse ben de yarın beyaz peynirlerimle geleceğim. Podyumda beyaz peynirimi yiyeceğim. Bu kombini beğendin mi peki? Hoşuma gitti aslında kafam karıştı bir tık. Ama kesin karar verdim. Bu mağazadan bir parça alıp çıkacağım. Üzerindekilerin fiyatlarını öğrenelim mi? Montum 400, pantolonum 140 TL. Bu arada Esra ne dedi biliyor musun? Neyin tarzı? Altıma o sivri burunlu grilikte bir stiletto ve aynı uyumu yakalamak için abiyemsi tarzı bir çantayla mı gerçekten tarzına geldiğini düşünüyorsun? Ayağındakiler butiydi. Bari biraz görelim, anlayalım. Ondan sonra konuşalım. Devam etsin böyle. Kombinine karar verdiysen kasada görüşelim mi? Tamam Dises ben gidiyorum o zaman üstümü değiştiriyorum. Sizinle kasada görüşelim. Melike seçtiği parçalar için 430 lira öderken Özlem de yeni bir kombinle karşılıyor bizi. Yine siyahları giyip üzerime böyle bir yelek aldım. Bugün siyah ve krem tonlarında gidiyorum. Bu şekilde dediğim gibi hem spor hem şık olmak istiyorum. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? Kotum 220 TL, kazağım 150 TL, yeleğim de 240 TL'di. Kombinine karar verdin mi peki? Burada başka bir kombinim yoktu sesçim. Kararımı verdim. Görüşürüz. Özlem seçtiği kombin için 600 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de Elisa'nın yanına ışınlanıyoruz. Etek mi alıyorsun Elisa? Etek buldum. Hem de ne kadara bulmuşum biliyor musun bu ses? İndirimlerin kraliçesi 85 TL'ye bulmuş. Burada da 75 yaptırırız bunu. Kasada görüşürüz. Etekten vazgeçtim ve eşofman aldım. Eşofmanın fiyatı nedir? 170. Şöyle bir gidelim. Evet alışverişimiz burada. Gidebiliriz. Hello. Bu kez daha farklı bir kombin denemişsin Esra. Bu sefer de etekle bir kombin yapmak istedim. Deminki birazcık sıkordu. Bu sefer gri kapitoneli bir mont denedim. Uzun böyle. Ama şimdi bu kapitoneli montu alırsam eğer benim altına kesinlikle uzun bir çizme giymem gerekiyor. Çünkü bu etek boyunda diz altı çizmeyi asla jüriler sevmiyor. Eğer çizme bulamazsam dizüstü çorap alırım, ayakkabıya geçiririm, dizüstü çizme vibe'ı verebilirim. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? Şimdi üzerimdeki montun
fiyatı 680 TL, kazığımın fiyatı 220 TL, bu deri eteğimin fiyatı da 350 TL. Başka bir kombin deneyecek misin peki? Başka bir kombinim yok. Kafamda bir şeyler oluştu. Ben hemen kabine gidiyorum. Sonra seninle kasada görüşelim. Hoşçakal. Esra seçtiği kombine %50 indirim alarak 400 lira ödeme yapıyor. Capitone şıklığı için 2 saatlik alışveriş süresinin sonuna geliyoruz. Yarışmacılarımız toplanma noktasında bir araya gelmiş bile. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti alışverişiniz? Harika. Eğlenceli. Senin ilk günün nasıldı Melike? Güzeldi. Sadece biraz yorucuydu. Ama her şeyim tamam. Eksiğim de yok. Alkış. Eksiği yokmuş. Sevdim. Yeni gelen cici kızımıza hediye verebilir miyim? Hediyeleşmek güzeldir. Verebilirsin tabii ki Eda. Show maska. Al hayatım, çok renksizsin. Hayalete benziyorsun. Biraz tık üstüne ki rengin belli olsun. Ne kadar kötü çok ya. Hayalete benziyorsun ne demek? Kızın teni açık bir renk, beyaz bir ten. Saçları öyle. Bence çok güzeldi aynen, saçları. Aynen, bence de çok sen daha cuma günü, final gününde Özlem senin fiziksel özelliğinle eleştirdi diye ağlayan sen bugün kızın hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. Ben korktum, ben daha ona neler yapacağım. Ben laf söylediği için Aleyna'ya hemen cevap veriyorum. Birincisi ben sen rengiyle alakalı yapmıyorum. Kılık kıyafeti, konuşması, vizyonu, misyonu, kombiniyle ama alakalı. Sonuç ama sonuç evet biliyorsun Eda'cığım. Bence bu gayet çok söylüyor tatlı ve bence saç renginden rengi çok güzel. Bundan sonra Eda benden korksun. Sen bu konuda ne söylemek istersin Melike? Benim de bir fikrim var. Ben de yarın Eda Hanım'a saçlarının çiğliği sesine de yansımış. O yüzden bir mor şampuan getirip o saçlarındaki çiğliği gidermesini sağlayacağım. Sohbetinize backstage'de devam edersiniz hanımlar. Hadi çantalarınızı yüklenin de villamıza doğru yola çıkalım. Yarışmacılarımız doya doya moda villasına ulaştıkları gibi hız kesmeden backstage'deki yerlerini alıyorlar. Capitone şıklığı için saç ve makyaj hazırlığı başlarken Esra'nın Aleyna'ya ufak bir hediyesi var sanırım. Aleyna'cığım, bugün günlerden pazartesi günü ve sen pazartesi günü yine beni konuşuyorsun. Arkamdan konuşuyorsun çünkü yüzüme konuşacak cesaretin yok. Bunu burada bırakıyorum. Yüzüme konuş da düet yapalım Aleyna. Her sabah buraya geldi de bu fotoğrafa bak ve söylemek istedik. Dedi, lütfen buna söyle olur mu? Esra. Efendim? Tek derdim benim değil mi? Senin tek derdin benim. Sürekli benim konuşuyorsun. Ağzından çıkar. Her cümlede benim ismim var Aleyna. Evet, var. Sen benim. Evet, var. Sersliğin olduğu için. Tabii ki de var. Villanın yokluğunda fırsat biliyorsun. Ne kadar fırsat. Çünkü her zaman Hülya'nın olmak istediği yerde olmak isteyen Aleyna, kendini ikinci kadın ilan eden Aleyna, Hülya yok. Kendini şu an birinci kadın falan da ilan etmeye çalışıyorsun. Bunu da fırsat bizi. Senin kalbin çok iyi. Ama çoğunlaştın da neyse sen bu fotoğrafı... burada olmadığı halde sen Hülya'ya katılıyorsun. Ne için burada olmadığını da çok iyi biliyorum. Evet, bu da senin işine geliyor. Bu da senin işine geliyor. Sürekli arkada yüzünde gülsemeler temel. Çok üzüldün Aleyna. Çok üzüldün. Çekilmiyorum. 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 Hadi. Ne yapıyorsun? Al bakayım canım. Ben de senin eşyanı bu benim yapıyorum. Eşyam değil, ekibin eşyası. Tamam, sen benim resmimi yere atamazsın. Al onu yerden. Al onu. Al onu yerden. Al onu yerden. Almıyorum. Almıyorsun. Al, ben kendi eşyamı topluyorum. Al. Saygı Aleyna. Ya. Saygısız. Daha önce Eda bana... Eda bana not defteri verdiğinde hediyeyi nasıl yaratmasın diye şov yapan Aleyna. Bak o kadına bak. Bak o kadına bak. Alacaksın onu yerden. Esra, umarım ortak kullanılan bir malzemeye zarar verdiğin için ceza almazsın. Bunu da buraya koyuyorum. Koy, tamam. Burada kalacak. Tamam. Kızlar artık çeneniz kadar ellerinizle çalışsa iyi olur. Hazırlık süreniz de bitmek üzere. Doya doya modaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugünün konsepti neydi? Capitone şıklığı. Nerede yaptık alışverişi? Kadıköy. Kadıköy'de. Pekala, Eda ile başlıyoruz öyleyse. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Şu anda mı yoksa alışverişteyken mi? Her an. En son benim bildiğim cuma günü ağlıyordun. Evet. Bugün, neden ağladın? Bugün zaten simsiyah bir takım elbiseyle alışverişe çıktım. Çünkü yas ilan ettim, matemdeyim.
Çünkü ilk kez iki tane jürimden, Uğur Kanarez'den ve hayran olduğum Gülşah Saraçoğlu'ndan bir aldım. Böyle kapak gibi. Hiç daha önce bir almamıştım. Ve konsept dışı dendi. Bu bana çok ağır geldi. Çok üzüldüm. Çok canım yandı. Eve gittim. Bir kere daha evde ağladım. Uyuyamadım hatta. İçim içimi yedi. Şu anda daha iyiyim. Çünkü şu an en azından konsept dışı değilim diye düşünüyorum. Sen öyle zannet. Evet. Pekala. Konsept dışı dedi sana Gülşah ve sevgili Uğurkan Hocam. Peki senin O Karlar Prensesi yaptığın konseptinde aslında bir hikayen vardı. Evet. Onu çok ağladığın için bizimle paylaşmadın, üzüldüğün için. Paylaşamadım. Konsept dışı dendiği için sana paylaşamadın bizimle zannediyorum. Hı-hı. Şu an paylaşmak ister misin? Karlar Kraliçesi dokunduğu her şeyi buza çeviriyor ve donduruyor. Yani zaman, her şey duruyor. Onu olduğum sırada babamı dondurmak isterdim. Çünkü ben 2,5 yaşındayken annem babama, pardon bana hamileyken babam sekreteriyle görüşmeye başlıyor. Ve sonrasında annemle babam çok kavga ediyorlar ve ayrılıyorlar ve derken o hanımla evleniyor. Yani bu şekilde anlatabileceğim kısmı bu şekilde sizinle. Ve ondan sonra çok babasız, senelerce babasız büyüdüm. Hiçbir şekilde babam yanımda olmadı ve arada bir annemin zoruyla babamın yanına gittiğimde ise o Türk filmlerindeki klasik üvey annenin bana karşı şiddetine ya da kötü tavırlarına maruz kaldım ve hatta annem beni almaya gittiğinde üvey annem diyeceğim kişi bana uygun olmayan kıyafetler ve makyajlar yapıyordu, çocuklara uygun olmayan. Anneme farklı bir şekilde subliminal mesajı benim üzerimden sağlıyordu. Wow. Çok kötü zamanlar geçirdim ve lisedeyken ilk kez babam benim okuluma geldi. Ben devlet okulunda büyüdüm. Ve okul müdürü arabayı durdurdu, benim inmemi istedi. Eda çabuk o arabadan in dedi. Neden hocam dedim, bu adamın arabasına binemezsin dedi. Benim çok ağrıma gitti. Sonra babam dedi ki ben onun babasıyım, ne demek dedi. Bu bir kız için gerçekten kötü bir durum. Yani o kadar babasızmışım ki beni bir erkek, orta yaşlı bir erkek almaya geldiğinde okul müdürü onun babam olabileceğini dahi düşünemedi. Çünkü babam o kadar yoktu. Rahmetli falan zannediyorlardı herhalde ki. Şu an tabii kanserden rahmetli oldu. Vefat etti. Ve hani buradaki belki birçok kişi annesiyle babasıyla oturup yemek yemiştir, sinemaya gitmiştir veya belki onların kavgalarına şahit olmuştur ya da bir şeyler yaşamıştır. Benim iyi ve kötü annem ve babamla alakalı hiçbir anım yok. Sadece babam kanser olduğunu öğrendiğinde ilk kemoterapi ve radyoterapi aldığında bir kere benim evime geldi. Ben o zaman tek yaşıyordum. Anneni de çağırmanı istiyorum dedi. Belki bu son yemeğimiz olacak dedi ve ben annemi babamı ilk kez o gün o masada gördüm ve o sırada 20 yaşında falandım herhalde. Dedim ikinize de yazıklar olsun. Bir çocuğu hiçbir şekilde annesiz ve babasız büyütmemek gerekiyor. İlk ve son kareydi zaten o. Bir daha da yemek yemedik. Rahmetli oldu zaten. Yaklaşık bir sene kadar falan evet hastanede yoğun bakımda kaldı. Hep uyutuluyordu. Çok lüks bir hayat yaşadı babam. Bana da yaşattı ama rahmetli olduğu sırada tekerlekli sandalyeyle rahmetli oldu. Bütün mal varlığını kaybetti. Ne oldum değil ne olacağım demelisin. İlahi adalet, ahlar, acılar bir şekilde insanı gene dönüyor, dolaşıyor, buluyor. Ve cenazesindeyken ben bu kadar üzüleceğimi bilmiyordum. Çünkü haberini aldığımda üzülmedim. Sadece durdum böyle, hiç gözyaşım bile çıkmadı ama cenazesindeyken yaklaşık bir 10 saat falan oradan ayrılamamışım. Hastaneye falan kaldırılmışım. Gibi gibi şeyler. Ah. Ah canım. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Tamamen kendim merak ettiğim için. Sen gerçekten çok üzücü bu ve sen çok güçlü bir kız çocuğusun. Hepimiz kaç yaşında olursak olalım gerçekten birer kız çocuğuyuz. Sen şimdi böyle annenle babanla böyle bir şey yaşadın, böyle büyüdün, bu şekilde büyüdün. Şimdi Furkan da mesela babasıyla bir arada büyümüyor.
bunu nasıl tolere ediyorsun? Yani... Bunu nasıl, yani gel, eminim çok zordur. Ve sen bunu yaşayan biri olarak, onu bunu çok zor be canım ya. Annem de annesini 3 yaşında, babasını da 7 yaşında kaybetmiş ve kız yetiştirmiyordu, kız yatılı okulumda büyümüş. Keza onun çocuğu da o şekilde oldu, yani babasız büyüdüm. Keza benim çocuğum da aynı şekilde, yani bu genetik mirasın bir şekilde düzelmesini ben de istiyorum. Evet, düzeleceksen bunu, bu benim genetik mirasım deyip oturtursan zaten kafana, o öyle çalışır, öyle gider. Onu yapmayacaksın. Ona inanmıyorsun değil mi? İnanmıyorum ama bir şekilde enerji, hayat yani oraya doğru yontuluyor. Çünkü sonradan bizim ailemize sonradan uygunsuz bir şekilde giren kadınlar bir şekilde çocuklarla olan iletişimini o adamların engelliyor. Evet, daha güzel şeyleri konuştuğumuz günler olsun. Furkan'ımızı çok seviyoruz biz. Çok sevgiler. Furkan'ım benim ya. Çok güzel öperiz. Oğlum. Peki hala, konseptin nedir? Nereye gidiyorsun? Fiyatlar nedir? Anlat lütfen. Ben Bebek'te sahildeyim. Arkadaşlarımla beraberim. Orada biraz yürüyebilirim. Kahve içebilirim. Bu şekilde kız kıza. Botlarım 150 TL. Kombinim 400 TL. Çantam 120 TL. Şapkam 100 TL. Küpem ve yeni kızımıza aldığım hediyem de 37,5 TL. Pekala, demin konsept dışı mıyım acaba diye sorduğunda sen değil gibi bir şey mi söyledin, ben mi yanlış anladım? Yok ya, ben dalga geçtim öyle şeyden. Allah dedim, espri çünkü yaptım. Bana göre kapitone giydin. Çantanda da var, jokerinde, pijamanda da var. Şık mısın? Onu konuşalım şimdi. Evet. Evet. Evet, çok güzel bir kız. Eminim zaten kapitone çok da kolay bulmak çok kollar değildir. Bir özel dikim, bir atölyeye girip özel olarak yaptırmadığınız sürece maksimum parçaları bulduğunuzu düşünüyorum. Fakat tek başına Joker'ın pijaman güzel görünüyor. Onu yine onun tonlarında kombinlemeni isterdim. Ama fena mısın? Hayır değilsin. Sadece inanılmaz şık değilsin benim için. Onun dışında yeleğin, şöyle bir dön. Güzel bir yelek buldun. Güzel bir hoodie buldun. Evet, botların da güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eda ne haber? Teşekkürler hocam, sizler nasılsınız? Sağ ol. Yasemin'in bütün söylediklerine katılıyorum. Şöyle, şık mısın değil misin onu konuşalım. Bir kere senin burada en büyük özelliğin ne biliyor musun? Bir kıyafeti en iyi taşıyanlardan biri haline geldin sen. İlk başta böyle değildin. İlerledin, belki hırs yaptın ama ne giysen o kadar hoş görünüyor ki üstünde. Gelirken, yürürken, çarşamba günü de defilemiz var zaten. Orada da en iyi yürüyeceklerden biri olduğunu düşünüyorum. Çalışıyorsun değil mi? Elisa'ya baktım hemen. Neyse, o gün görüşeceğiz. Saçın, makyajın, bayıldım. Saçın ne kadar güzel olmuş, evet. Bu şapkadan çıkış. Fakat ben ne isterdim biliyor musun? Hı-hı. Galiba Yasemin de aynı şeyi söyledi. Şimdi bu tonlarda üstünü isterdim. Hı-hı. İçin siyah da olsa olsun ama deride bunu vermeni isterdim. O zaman daha farklı görüneceksin. Ben kötü de sırf değilsin. Bunu kahve yapıp bunu yalnız onun bırakıp üstü yok bunu muydu mesela istedim. Şöyle bir kapşonlu bir mesela o öyle bir parça gibi bir takımı yok muydu? Bunun takımı yoktu. Başka renklerde vardı. Ben de farklı renklere gideceğim ve simsiyah yapayım ki hani sadece bunu patlatayım ama dedim. İşte bu öyle bir renk ki tek başına bırakınca patlamıyor. İstiyor. Yanına bir şeyler istiyor. Daha değişik bir aynısını renklerden devamını istiyor. Tamam mı çocuğum? Ama boğukluk var çocuğum. Gülşah'ım. Hiçbir şey söylemiyorum. Çok beğendim. Kahve siyahı siz seviyorsunuz. Efendim? Kahve siyahı siz sevdiğinizi söylemiştiniz. Aynen, sen de çok güzel kombinlemişsin. Çok beğendim. 5. Bu kadar. Esra'cığım, seni tebrik ediyorum. Esra mı? Ay yeter ya. Ben hala Esra olarak kalacağım ya. Burada. Aynı şeyleri söylemeyin bana, kanka değil misiniz? Bence bunları artık bilerek yapıyorsun. Nasıl sen da güzel çevire kankasınız ya. Gerçekten bilerek yapıyorsun ya. Eda'cığım, şimdi öyle bir tepki verirsen yorumumu değiştiririm bak. Asla. Puandan sonra söyleyeyim mi? Tamam.
Ne tepki verdi kız ya? Ya bana Esra demeyin ya. Ama haklı. Sen bana haklı. Mülşah değil Mülşah desem ben sana baba çemkiririm. Kusura bakmayacaksın. Doğru. Yönetmenim olmaz de diyor da. Ben şimdi sana Eda'ya diyor. Serdar değil Ali desem haklısın. Ne olur? Ne yapalım o an Ali olurum Ali senin Uzuntaş. Için. Senin için Ali olurum ya ne olacak? İşte böyle çevir gazı yansın. Hikayesine girme yapma. Diyorsun. Hiç yani hiç buna Esra, gerek yok. Eda'cığım. Ay seni tebrik ediyorum. Yine ben delireceğim. Daha büyük bir şeyle gelmemi ister misiniz? Ya elinde bir şey pankartla gel. Eda'cığım. Kız bir dakika dur. Sen de dur. Bir dakika senin şu anda Esra'ya karşı bir ilgin mi var? Hayır. Wow. Çünkü bu kız ne zaman çıksa Esra diyorsun. Ama hiç Esra'ya Eda demiyorsun. Arada dedi. Bazen diyor bana da. Yani Eda ile benim ismimi sadece Serdar Bey değil. Gel buraya gel. Başka kişiler de. Gel buraya gel. Gel canım gel şuraya. Gel. Şuraya. Geliyor. Kay kıyıya. Otur Esra'cığım oraya. Otur. Gel. Notlarını da çevirelim de. Tabii. Ha, bak. Ops. Evet yorumunu yap tatlım. Çok Eda'cığım ben hocam. Yapıyorum onun yerine. Ha. Eda'cığım, Eda'cığım benim tam tarzımsın. Çok beğendim seni. Ben böyle cool giyimlere bayılırım. Buyurun. Devam ediyorum. Hiç devam etmiyorum. Eda'cığım, ben tebrik de çok ederim. Beğendim Eda'cığım. Çok tebrik ediyorum. Çok kısa. Yorum yapmıştım hayatımda. İkinci defa aynı yarışmacıya yorum yapıyorum. Hiç Serdar'ı konuşturmayalım bence. Eda'cığım. Neden bunun üzerine bir tane bir şey giymedin başka? Neden giymedin bunun üzerine bir ya şey? Ya ben niye şimdi yorum yapamıyorum? Ben yorum yapamıyorum. Şimdi Eda'cığım dinlemeyeceğim. Esra ben niye yorum yapamıyorum? Hayır o beni Eda dinle, değil o Esra. Ay, Esra burada mı? O Esra canım. Eda değil. Esra'cığım sen de bana bak. Aa, Esra. Sen de bana bak. Buradayım. Teşekkür ederim. Sen de bana bak lütfen. Şimdi. Esra'cığım. Seni çok tebrik ediyorum. Esra'cığım. Çünkü kimse... Seni çok tebrik ediyoruz. Bu kadar... Kimse bu kadar... Kapitonesini ön plana çıkaramamış. Ön plana çıkaramamış. Tek pantolonda kullanan sensin. Tek pantolonda kullanan sensin. Evet. Hadi bunu da yap lütfen. Evet. Hani şey var ya eski Eurovision yarışmaları vardı. Kadın alttan İngilizce konuşuyor, Türkçe'ye çeviriyorlar ya. Neyse. Ben seni anlayacakları dilde çeviririm aşkım. Bugün seni gerçekten çok tebrik ediyorum. Bugün seni gerçekten çok tebrik ediyorum. Artık bitti. Saçın ve makyajın saçın da. Saçın ve makyajın da. Çok güzel. Bugünün çok ben güzel. Nesiyim? Bugünün sen. Bir şey dediniz duyamadım. Yıldızısın. Yıldızısın. Starı buradaydı. Bilmiyorum göreceğiz seni. Ama bugünün starı yıldızı karşımda. Sensin dediniz. Efendim? Az önce bugünün starı sensin dediniz. Yıldızı dedim. Star burada. Yıldızla ama... star aynı şey. Abi bir dakika arasındaki fark ne? Biri İngilizce biri Türkçe. Bizim yani... manken model hayır, şeyine bizim anlayacağımız döndü. Dilde ne oluyor yani? Şimdi biri star aynı biri yıldız. Aynı kapıya çıkıyor. O ama... zaman ikisi de yıldız mı? Yok yıldız star. Şimdi bir dakika ay, Serdar. O geçen haftanın starıydı. Bu hafta seni seçti. O geçen hafta bitti. Göreceğiz Perşembe bakalım. Günü seçtiniz Esra'yı starı. Cuma evet. Potaya çıkarttınız zaten. Çıkarttınız. Zaten Cuma ben de anlamıyorum. Cuma günü de sardım Eda. Pekala seni puanlıyoruz Eda'cığım. 4. Kaç? 4. 5. Ben zaten 5 verdim. 5 alacaksın siz orada. Siz star dediniz 5'e. Yaa. 5. Ben de bir star aldım ya çok mutluyum. Bir şey söyleyeceğim. Yanındaki yarışmacımız kim? Esra. Ay teşekkür ederim. Esra'cığım yerine geçebilirsin. Melike'cim keşke yanlış koreografi yapın. O giderken sen yerine geç sen de oraya. Koreografiyle haydi kızım. Bak ne güzel oldu. Aa ne hoş görüntü. Çok hoş bir geçiş. Neden alkışlamıyor kurtlar? Ben alkışlıyorum. Vay tabii Melike. Tabii alkışlayacaksınız. Sen de Aleyna'yı zaten. Sevmiş, seni sevmiş. Aleyna'nın da tarzını beğenmiş. Melike nasılsın? Hoş geldin. Merhabalar hocam. İyiyim siz? Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz hepimiz. Sağ ol. Seni gördük. Daha da iyi olduk. Teşekkür ederim hocam. Biraz karşımda. Bize bakalım. Kendini anlat. Arkadaşların da duysun. Hepimiz duyalım. Tabii. Sevgili seyircilerimiz de duysun. Tabii. Sen kimsin? Nereden geldin? Kimlerdensin? 25 yaşındayım ben. İstanbul'da yaşıyorum. Zonguldaklıyım. Şu an bir platformda yayıncılık yapıyorum. Moda tasarım okudum lisede. Hatta biz sizinle denk geldik bir kez Gülşah Hanım. Evet. Ne zaman? ben
üniversite seçimleri yaparken bir programa dahil olmuştum. O programda sizin atölyenize gelme şansına eriştim. Tanışmıştık sizinle. Benim atölyeme mi geldi? Evet, staj gibi geliyorlar ya. Evet. Üniversite seçimi yapmadan önce tanıştık. Hangi atölyeme geldi? Nişantaşı. Çalıştım bayağı ben de. Yok çalışmadım, hayır. Gezi için gelmiştik. Siz de o gün oradaydınız. Evet. Vay. Gelirken mi, ekrandan seyrederken mi, buraya gelince mi Aleyna'nın kıyafetleriyle ilgili yorum yaptın ve kızımızla ilgili, Elisa ile ilgili. Onu bir anlat bakayım bana. Hocam kıyafetten ziyade aslında Aleyna'yı kendime karakter olarak yakın hissettiğimi söyledim. Bugün yine aynı şekilde çok da güzel karşılandım ikisi tarafından. O sebepten böyle bir kanım kaynadı. Burcunuz ne? Yay burcuyum ben. Yay, ay ne güzeldir yaylar. Bir şey söyleyeceğim sana. Tabii. Neresi hayalet? Neresi şöyle, hayalet? Hanımefendi. Ben hayalet demedim Uğurkan ben Bey. Dedim. Sen mi dedin? Neresi hayalet? Ama şöyle düşünüyorum. Bana yani yarım sordum. Saatte sadece, yarım saat içerisinde sana sadece merhaba diyen birinin tarzını kendine yakın bulduğunu açıklaman bence büyük bir saçmalık. İzlediğini yani, söyledi. İzlediğini söyleyebiliriz. Sen genelde zaten seni hep izleyerek geliyorlar ve senin tarzını ya da tavrını kendine yakın bulanlar bir gün sonra fikirlerini değiştiriyor. Aslında bunu vurgulamak istedim. Bence hiç öyle bir şey olmadı. Ben Melike'nin senin ona yaklaşım tarzından böyle bir cümle kurduğunu düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Ben açıklayayım. Ben ön yargılı bir insan değilim ki size de bunu öneriyorum. Bana da mı baktı? Evet. Çünkü sen de aynı şekilde karşıladın beni. Ben kitabı asla kapağına göre yargılamam. Tamam. Burada oturduğumda evet. Da bu cümleyi zikrettim evet. Sana. Sadece ilk giriştiyken çok bana yüksek enerji, bazı insanların aurası, ışığı çok yüksektir enerjisi. Konuşmasa dahi bunu karşı tarafa aktarırlar. Sende öyle yüksek bir enerji görmedim. O yüzden bana silik geldiğin için hayalet dedim. Ama sonra sana ne dedim burada otururken, ama çok yüksek enerjiliyim deyip de buradan gidenleri de gördük. Ya da Arap atı gibi sonradan açılanlar da olabilir. 48 saat içerisinde senin de nasıl bir insan olduğun hakkında o zaman yorum yapabilirim. Şu anda seni tanımıyorum. Sadece ilk girişinle alakalı yorum yaptım. Bunu konuştuk seninle. Yani bir ortama sonradan geliyorsun ya, olan bir ortama sonradan geldiğin için seninle alakalı yorumlarımızı söyledik. Bu da seni rahatsız ettiyse senin problemin. Yani sen nasıl bizimle alakalı yorum yapıyorsun? Beni rahatsız eden nokta ne oldu biliyor musun? Biz de seninle alakalı yorum yapıyoruz. Az önce diyorsun ya, yarım saat tanıdığım bir insanın tavrı nasıl hoşuna gidebilir diye. Evet. Sen de yarım saat bir tanıdığım bir insana vizyonsuz diyemezsin. Ben alakalı şöyle söyleyeyim Melike. Ben seninle alakalı, tarzınla alakalı geldin, evet çok iddialıyım. Ben cuma günü kolyeyi alacağım vesaire dersen, ben senin geldiğindeki kıyafetini de beğenmedim. Şu anki kıyafetini de beğenmedim. Bu yorumu yapma hakkına sahip olduğum için bunu söyledim. Ben senin vizyonunu karakterine ya da duruşuna göre sorgulamadım. Sadece giyindiğin kıyafetlerin çok iyi, çok wow olduğunu söylediğin için ben de beğenmediğimi dile getirdim. Şimdi yani söyleyebilir miyim? Mesela Uğurkan Eres hocam elleri o şekilde bir bayana cebine koymasını doğru bulmaz. Bu da bir vizyondur. İkincisi Uğurkan hocam asla ceketi omzumuza ve giyeceğimiz ceketleri iki sınıfa ayırır. Eda'cığım bugün... sen onları burada öğrendin. Yok canım. Aynen. İşte burada onu izleyip öğrendin. Gelmiş ya mesela. Demek hani ki o kadar incelememiştir yani. Buradan vuramazsın. Ya Aleyna'yı çekiyorsun şu anda. Çekme. Benzetiyorum dedi diye şu anda bu yorumları yapıyorsun. Bak inan bana nasıl biliyor musun? Göreceksin zaten. Sen şimdi Aleyna'ya merhaba dedin. Aleyna da sana merhaba dedi. Ama burada çıkıp deseydin ki Aleyna'nın tavrını beğenmiyorum, Aleyna sana diyecekti ki sen zaten bana yakın olamazsın. Böyle çünkü şu anda bana olmayı da bunun için yapıyor. Alırdı. Anladın mı? Ben insanlar bana sen nasıl bizim gelirse, yorumumuza karışmayacaksın. Bana nasıl gelirse nasıl saldırırsa hakkını alırdı diyorsan. Bizde de hakkını sen alıyor Aleyna'cığım. Yani, sen yarım karışamazsın. Yarım saatte böyle işte tanıyıp şey yaptım falan diye. O kadar mantıksız genelde konuşuyorsun görüyoruz. Ya. Yok ben mantıklı ki. Konuştuğumu düşünüyorum. Yani gerçekten çok mantıksız konuşuyorsun. Aleyna'cığım şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen Eda'ya dedin ki sen bunları burada öğrendin. Evet. Buraya geldiği günden beri öğrenmese bile Eda belli ki bu programı izlemiş. Uğurkan Erez'in hani bugüne kadar söyledi. Çünkü Uğurkan Erez yıllardır bu bildiğinden şaşmayan, doğru gördüğünü her zaman fikrini beyan eden bir adam. Neticede vizyonu ve gustosu zaten tartışmaya kapalı. Eda kaç ay oldu burada? İki ay. İki aydır buradasın. İki aydır Eda bunu bilmiyor.
Eda zaten bunu izleyerek, görerek, bilerek gelmiş. Onun için ben bunu kabul etmiyorum. Teşekkür ederiz. Evet, konseptin ne Allah aşkına bakayım? Hocam, benim ablam Yunanistan'da yaşıyor. Ah! Evet. Ne güzel, Atina mı? Evet, Atina'da. Ne güzel. Atina'da ne dostlarım var, ne arkadaşlarımız var değil mi Serdar? Benim de var. Atina'ya biliyorum, sevgiler. Sevgiler gitsin Atina'ya buradan ve bizi seyrediyorlar, biliyorum. Ben de yazı orada geçirdim, daha yeni geldim. Ama kopamadım henüz. O yüzden şu an yine oradayım. Ablamla kahve içmeye gidiyoruz. Evet, fiyatları da söyleyelim kızım. Tabii. Terlik 200 TL. Pantolonum, krabım ve yeleğim 430 TL. Çantam 30 TL. Gözlüğüm 90 TL ve terziye 30 TL ödedim. Evet, ilk günün günahı olmaz. Sende bir şeyler olacak. Ben olsaydım ne yapardım biliyor musun? Hangi mevsimdesin? Serdar soracak, ben sorayım. Mayıs başı ya onu da bile kabul etmiyor. Bu mevsimi kabul ediyor. Neyse bak, aa, hava da fena değil zaten. Şimdi üstündeki kapitone değil mi? Hı hı. Onu daha çok ortaya çıkarmak için lacivert bir balıkçı kazak giyip uzun kollu. Uzun kollu giydiği zaman şuraların potluk yapıyor. Yelekler de her zaman, bu potluklar bizler de giydiğimiz zaman oluşur. Ama içine bir şey giydiğin zaman koyu bir renk, o potluklar pek gözümüze gelmez. Onu o şekilde önleyebilirdin. Saçlarının rengini çok beğendim. Çok güzel, çok da yakışıyor. Hiç de hayal ettiğinsin kızım. Cap canlı da karşımdasın. Ben senin terlikler... Yani hadi hava güzel, hadi olsun. Git Atina'da zaten çok güzel. Evet. Atina'dasın çünkü şu an. Evet. Atina'da Kasım aralığa kadar çok güzel gider havalar. Yani ama ben senin olacağına inanıyorum. Bir şıklık getireceğine inanıyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben senin çok cool bir kız olduğunu düşünüyorum. Bu saçın. Tam aksine ben gözlüğünü de çok beğendim bu arada. Çünkü bu tarz benim tarzım değil. Ben giymem. Ama sana baktığımda bu ayakkabılar bu jean pantolonun altına olmaz. Bence parmak arası bir terlik ya da bir spor ayakkabı. Hani her böyle çıksaydın arası daha cool, daha tatlı olurdu. Yani bu bence olmamalıydı. Jean'ine baktığım zaman asla, üstüne para verseler giymem. Bak benim için böyleli bir durum anlatır. Bak böyleli bir durum ama sana yakışmış. Teşekkür ederim. O saçma yeleğin de sana yakışmış. İçindeki o krabın da yakışmış. Ben anlamadım şimdi yani sen... Bakayım freeback'ine, çantana bakayım. Ben anlamadım bu kadar bu kadar saçma bir kombin yap, bu kadar nasıl tatlı durabiliyorsun, ben onu anlamış değilim yani. Teşekkür ederim. Hiç benim tarzım değil. Aslında birbiriyle uyumlu da değil. Ama ben seni tuhaf bir şekilde beğendim Melik. Anlamadım ben bunu. Sadece aynen, ayakkabıların çok gözümü tırmalıyor. Ama sevdim ben teşekkür seni. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Hoş geldin Melike. Hoş buldum, merhabalar. Şimdi sana baktığım zaman boynun uzun ve içindeki crop yerine daha böyle dik yaka, tam balıkçı ama içindeki renkten tercih ederdim. Bu arada dudak renginle gözlük çerçeve renginin aynı olduğunu farkındayım. Ayrıca benim de rahatsız olduğum tek şey terliklerin. Ve lütfen senden bir şey rica edeceğim. Şimdi arkadaşlarına bak. Evet. Konseptlerini de bulunduğumuz ay ve mevsime göre yapmanı rica ederim. Çünkü sen arasında uzaylısın demeyeceğim. Ve hatta ben farklısın. Ben de uzaylıyım bence. Ama şimdi bir dakika, bir dakika ben girerim burada. Ben de hocam ya, hiç öyle Atina'dayım diyor. Tamam, Atina'da... ben biliyorum ha, konseptini. Kasım, konsept de olmasa şunu da söyleyebilirler. Ben Mayıs ayında şuraya gidiyorum da diyebilirler. Diyemezler mi çocuklar? Kesinlikle diyebilirler bunu. Benim kabul için eder miyiz, etmez ya, miyiz? Ya diyemez diyor demiyorum. Sadece diğer yarışmacı arkadaşların yanında çok yaz kaldı diyorum. Terlikle onların arasında sırtıyor. Ha, evet. Bana kalırsa sağlam bir kombinle gelse neden olmasın, ama böyle uyduruk görünüyor. Merhaba Melike'ciğim. Merhaba. Bu arada. Lütfen. Evet, bir taraftan katılıyorum, uyduruk göründüğü için kombinin. Yani ne alakası var o pantolonla, o terlik ve çanta çok şık parçalarla yapabileceğin. Ama üzerindeki o kapitane yelek,
o gözlükler hiç, o gözlükle o çanta hiçbir zaman bir araya gelmez Bekeciğim. Hmm. Ama senin bence enerjin çok güzel ve biz de buraya çok güzel şeyler göstereceksin. Bir gözlüğünü çıkar da bir yüzünü görelim seni. Bak ne kadar güzel çok bir yüzün var. Teşekkür ederim. Çok beğendim seni. Ama çok daha sağlam kombinlerle bekliyorum seni. Tamam. Puanımı veriyorum. Çok iyi olacağına inanıyorum, bunu biliyor musun? Bak bu lafımı unutma. Tahmin ediyorum Gülşah da Yasemin de Serdar mevsimlik gelirse diyecek aynı şeyi. İlk günün günahı yok. 4 kız. Teşekkür ederim hocam. 4 minikeciğim. Teşekkür ederim. 3 minikeciğim. 2. Teşekkürler. Evet minikeciğim, seni yerine uğurluyoruz ve Elisa'yı podyuma davet ediyoruz. Elisa ne kadar alkışladılar seni. Elisa. Rekortmen Elisa. Ne? Rekortmen Elisa. Bak yaka kartına bak, rekortmen Elisa. Wow. Çünkü 118 puanla. Özlem göremediysen yakınlaştırabilirim tatlım. Gözlerim ay, gayet Allah'ım net deliricam. Görüyor. Kolyesiz Özlem. Yemin ediyorum manyak bunlar. Çok tatlısınız, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten doya doya modada bu sezonun en yüksek puanını aldın. Hani büyük ihtimalle Serdar ve Uğurkan abi 4 vermiştir sana. Onlar da puanı hani 5 olsaydı 120 puanla tam puanla konuyu kapatırdın. Evet. Kesinlikle. Ama neyse, sağlık olsun. Şu anda aldın başını gidiyorsun. Evet, neredesin? Ne yapıyorsun? Bugün kolyemi almışım. Arkadaşlarım beni arıyor, ne yapıyorsun Elisa boynuna diye. Boynuna da takmış. Boynuma evet. da takmışım. Gördüm. Diyorum ben de setteyim, şimdi çıkıyorum. O ara kıyafetlerimi giyiniyorum. Teknede, bebekte bir yat. Orada oturacağız arkadaşlarımızla. Bir şeyler içeceğiz, sohbet muhabbet edeceğiz. Öyle ben de hemen çıkıp hazırlanıp apar topar gidiyorum. Hafiften bir makyajımı yapmışım. Üstüme yeleğimi atmışım. Ayakkabılarımı çekmişim. Fiyatlar. Botlarım 100 lira, eşofmanım 170 lira, kazağım ve yeleğim 350 TL, çantam 120 TL, gözlüğüm 40 TL, küpelerim de 55 TL. Bayıldım botlarına. Bayıldım. Çok korktum panduf diyeceksiniz diye. Hayır, o pufidik olanlardan değil bu. Bu başka o çünkü bir o şey. Çok gıcık gıcık yani o. Bu gerçekten kaputone ve çok tatlı. Bayıldım. Çok bomba bir markanın aslında hologramlı kullanılır. Aynen. Onun için üzerindeki yeleğinle çok güzel kombinlemişsin. Siyahla beraber kombin etmeni çok beğendim. Benim için bugünün starı sensin. Helal olsun, bayıldım. Çok teşekkür ederim. Serdar'cığım. Elisa'cığım, sabah alışverişte izledim. Bu kadar korsetinle ilgili detay vermemiştin. Şimdi yazdın, yazdın, çizdin değil mi? Sürpriz yapıyorum ben hep. Yer miyiz biz? Başta başka parçalar gösteririm, sonunda başka çıkıyorum. Yani bu konseptlerinizde yapıyorum. Ki bu hayalleriniz podyuma çıkınca mı büyüyor? Konseptlerimiz mi? Evet. Hani çünkü... Başta konseptim zaten akşam kutlamaya çıkıyorumdu. Tamam, yani bu kadar detaylı. Bebeği, tekneyi, yatı burada yazdın şimdi. Burada yazdın. Yo, detay vermedim sadece. Ama detay vermen lazım. Detay, tamam, bir dahakine detay vererek yapayım. Yani içinden düşündün, nasıl süsleyebilirim diye, nasıl havalı yapabilirim diye. Yaptın ama, tebrik ederim. Ben de seni çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Belli ki kolye azizliğine uğramadım. İyi geldin. Şöyle bir dön etrafında. Bir de çantam şöyleydi. Çantanı da gösterdim. Böyle bir de kulpluydu ama bunu elimde tutmak istemedim ben böyle. İçine soktum. O da çok çünkü şeker. El çantası bulamadım ve bu kombine el çantası gider diye düşündüm. Bir tane el çantası buldum. Yok, o kocaman, kocaman bir tane. Daha çok bu papuçların ve yeleğinin tonlarında ben büyük. İsterdim. Bu, o tonlara yakın bir isterdim. Bir tane böyle bir çanta buldum. O da şeydi, kapitone. Tekrar böyle bir çanta. Kapitone. Dedim ki çok kapitone olmayayım dedim. Siyah mıydı o da? Olurdu. Siyah. Siyah büyük balon çantalardan olabilirdi. Gözlüğünü de tak lütfen. Wow. Sadece karnını görmek istemezdim ama sen o kadar
minyon, cici ve tatlısın ki sırıtmıyor sende. Evet, güzel görünüyorsun. Kaç puanla bitirdim dedin haftayı? 118. 118. Peki, var mı arttıran? Ben bugün şöyle bir iddiada bulundum. 118 puan alarak Elisa rekor kırmadı bence. Çünkü buraya göre, yani bize göre rekor kırmış oluyor ama buranın rekoru 120. Ve bu 120 rekor puanı ben kıracağım dedim. Ama 4 aydır inşallah. Ama 4 aydır kıramamışsın. Senin kıramadığın rekoru ben ikinci haftamda kırdım. Bence bir de böyle düşmüşsün. Vay. Elisa'cığım evet geldin. İkinci haftanda kolye aldın. Ben de ikinci haftamda. Evet, 116 üçüncü puanla Eda da ikizin de üçüncü gününde gideceksin puanla demiştim. Puanla kolyemi almıştım Elisa'cığım. Arada çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. Senin bir tarzının da olduğunu düşünmüyorum. Ama rekoru ben kırmış oluyorum sonuçta. Tamam, bence bana göre rekor 120 puansa. Bana göre tarz olmayabilir. Bana göre 120 puandır, tamam, anladın mı? Ama jüri sendeyiz. Jüri burada. Tamam, ben zaten fikrim sorulduğu için söylüyorum. Var mı arttıran dedi Yasemin Hanım. Var göre kombinimi sormadım. Ya bu arada sen de rekor var bilirsin de. Arttıran. Tabii ki ben. Yani Esra'nın hayal gücü o kadar geniş ki cuma günü kolye adayı falan zannediyordu kendini. Senin gibi mi? Çıkınca senin gibi mi Aleyna? Gerçekten mi falan oldu. Sen onu ancak rüyalarında görürsün. Neyi rüyanda görürüm geliyorum. Pardon? 120 tam puanla tamam, burada hafta. Tamam, ben onu sana yaşatacağım. Sonra hadi rüyanda bakalım. Mı görürüm sana mı hadi yaşatırım? Bakalım. Görüşürüz tamam. Aleyna'cığım. Bekliyorum. Sen kolye adayı olduğunu mu zannediyordun Esra? Evet. Yani cuma günü evet herkes düşük puan alırsa ben yüksek puan alırsam kolye adayı olabilirim diye düşündüm Yasemin Hanım. Bu da bir matematik. Elisa'dan sonra. Sonra kolyeye en yakın isim bendim. Konsept dışı olmasaydım ben ikinci iyi bir, ben olurdum. Bu arada Elisa zaten kolye aldı ama Elisa'nın hiç kolyeden haberi bile yok. Evet, yani cuma günü bana şurada otururken burada oturuyordu, karşısında oturuyordum. Bana bugünün starı sensin falan dediniz Serdar Bey ve Gülşah Hanım. Elisa bana böyle yapıyor. Eyvah kolye kesin sende. Eyvah demedim, kolye evet, sende öyle dedim. Evet öyle söyledin. Şöyle ama yanımdaydı. Hatta ben de dedim, kolye bu sende ne diyor dedim. Ay, yani. Kolye sende onu da dedim. Onu daha puanlamamış. Çünkü ben sizin gibi puanları hesaplamıyorum. Ya hesaplamıyorum ne demek. Hesaplarsa potaya çıkınca öyle şoka girmezdi. Ama rekor puan diyor ya oldu. Yani 118 rekor puan ve o hafta gerçekten ama iyi puanlar aldı. Ama durun şimdi hakkını da yemeyin. Aldı mı? Aldı. Aldı evet. Peki şimdi sen attın iddiayı ortaya. Aleyna attı iddiayı ortaya. Başka var mı? Deli olacağım. Ben çok iddialı konuşup sonra bozulmak istemediğim otur. İçin konuşmuyorum. Peki oldu da. Melike de var. Bu var hafta kolye alıyormuş. Evet ama. İki hafta üst üste var alacağım mı, dedi. Var mı yok mu? Var. İki hafta var. Üst üste alacağım dedi. Bir öyle de bir şey söylemedim. Dedim, rekor puanı dedim, istiyorum. Öyle bir şey söylemedim ama tamam öyle olsun. Bir şey söylüyorum. Fark etmez. Rekor puanı istiyorum. Onun üzerine çıkacak birini istiyorum. İki kişi mi var? Ben adayım Yasemin Hanım. Tamam oldu da. Alamadım. Alamadınız. Ne olacak? Ne olacak? Ondan sonraki haftalara bakacağız. Hadi ya. Bir şey koyun ortaya. Ben alacağım Yasemin Hanım. Bu hafta için mi konuşuyoruz? Nesine giriyoruz? Tabii ki konuşuyoruz. Bir daha girelim mi hocam? Alabilecek mi alamayacak mı? İddiam bile o kadar boş ki. Ay bir sus be. Evet. O zaman niye burada iddiaya karşılık veriyorsun? Tamam hocam. Sana mı soracağım? Tamam de iddianın detayını da düşünelim. İddiaya girenler ikiniz misiniz? Ve tamam. Sen? Evet. Sen de sürdürüp bunu 20'ye, 120'ye getireceğini söylüyorsun. Sesi içine kaçtı, evet. Evet. İnşallah. Peki hala, bunu konuşacağız. Çok beğendim seni, gözlüklerin de çok havalı. Sen bu işi biliyorsun. Çok benim için de günün starı sensin. Çok tatlı. Teşekkürler. Eyvah eyvah, geldi bana sıra. Eda ne söyleyeceğim? Hocam bilekleri göründüğü için proporsiyonu ay saçmalama. Onun hakkı odur. Delirdin herhalde. Eşofman var. Böyle yapmadım en azından. Eşofman var ama altında saçmalıyorsun. Bacak boyu bana göre kısa kardeşim. Ne derseniz deyin siz çocuklar. Benim diyorum. Hayır. Şunun önünü böyle bu üstündeki böyle ten göründüğü zaman bu kadar uzun olduğu zaman dön şu yana. Dön yana. Evet. Bacak boyunu şu kadar gösteriyor. Dön arkaya. Hiç ten görünmüyor, hiçbir sorun edilmiyor, olmuyor. Anca ne zaman bacak boyunu ben uzun görürdüm? Bu benim fikrim kardeşim. Rengi simsiyah olsaydı. Ama bu rengi tercih etmen de hoşuma gitti. Anladın mı? Üstündekini çıkar. Çıkar kızım. Gözünde dursun. Çok güzel dursun. Dursun. Tamam. Rekortmen Elisa işaret. Üstündekini yok et, arkana koy. arkana, şöyle arkana, arkana, ha, bak,
Muhteşem görünüyorsun. Hiçbir kesme yok. Bacak boyun gayet uzun. Tamam aşkım ama konseptimiz kapitan aşkı ya. Size göre öyle benim evet. için. Ben size göre değil bizim verdiğimiz konsept kapitan aşıklığı aşkım. Kapitene bunun kısa olması gerekir. Giy üstüne. Kalkmak istemiyorum. Bu bir ceket olsaydı ben de aynı şeyi söylerdim. Ama bu bir uzun ve oversize bir yelek. Tamam onun sanki için... orada erkek arkadaşından üşümüş de istemiş teknede getir giyineyim diye. Ama aşkım oversize. Ama ben bunu laç aldım bilerek. İstediğin kadar al, beni beğendiremezsin. Ben proporsiyona takıntılıyım kardeşim. İster stylish de ol, ister ne olursan ol. Ben proporsiyonda takılırım. Sen de ekranda seyrettiğin zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. 5. Teşekkür ediyorum. Ay tabii ki. Aa yıldızın eksik kız. Dur yıldızı da çakayım şuraya. Bugün ısrarı sensin. Çok teşekkür ederim. 5. Çok teşekkür ederim. Elisa'cığım. 5. Çok teşekkür Eda ederim. Eda söyle. 2. 4. Aa ben. Yok 4 verecek. 4. Aa çok İkilik teşekkür ederim. İkilik değilsin ki. Tamam. Çantanı da çok beğenmedim ama olsun. Çok teşekkür 4. ederim. Elisa'cığım seni yeni alalım lütfen ve podyuma Esra'yı çağırıyorum. Elisa. Aleyna, Özlem, Melike neden alkışlamadınız? Alkışladım hocam. Ah, alkışladım pardon, sizden de. Niye alkışladın? Ben de alkışladım. Birden kestiniz, görmedim çünkü çıktı sizi. Podyuma diye kestik Serdar Bey. Tamam. Şimdi Esra'cığım. Merhaba. Aleyna senin arkandan konuşuyor mu ki sen ona aynasının önüne fotoğrafını koyup arkandan değil alışverişte yüzüme konuştun diye bir fotoğraf bırakmıştın. Neden? Yani bugün pazartesi ve haftanın ilk günü başlıyoruz alışverişe. Aleyna benimle ilgili işte Esra kaostan besleniyor. Yeni gelenlere kötü davranıyor. Ya sürekli dilinde ben varım. Sürekli başka hiç kimseyi konuşmuyor. Benim burada Elisa ile kavgama bile giriyor. Bir tartışma mı yaşadım Özlem'le? Giriyor. Melike ile mi yaşadım? Giriyor. Niye bunu yapıyor? Mesela Hülya buradayken Aleyna bu kadar olaylara karışıyor muydu? Hayır karışmıyordu. Ay saçmalama ya. Bu ben burada karışmıyordum. Yorum yapmak için Aleyna varım. Bugün dilimden beni niye düşürmedi? Bir şey söyleyeceğim. Ki, oh her şeyi söyledim çok iyi oldu. Evet. Hülya buradayken niye söylemiyordun niye? Aleyna? Ya sen gerçekten yani, oh, içimde her şeyi söyledim çok iyi oldu ki. Diyor. Bu zamana kadar niye içinde tuttun ki? Serdar niye tuttun? Bey bugün alışverişte biliyorsunuz ki dış ses bize sürekli birbirimiz hakkında soru soruyor. Bugün de Esra'nın potaya çıkmasıyla alakalı soru sordu. Ben de Esra'nın potaya çıkmasıyla alakalı konuştum. Şu an anlatmaya çalıştığı hikaye bu hikaye. Okudum Aleyna'cığım sayfalarca. Evet konuştum bitmeyen söyledim. Sayfalar. Çünkü ben potadan döndüğümde bir hafta boyunca burada 5 gün boyunca her gün benim potaya girmiş gibi ilan edip ya da fark etmez girdim ya da çıktım. O önemli değil ama sürekli beni dinledim. Dolayan kendisi konuşurken bir sıkıntı yok. Ben bugün dış ses bana soru sordu. Ben de cevapladım diye. Esra'ya bak bu arada fotoğraf bu. Fotoğrafımı masasına kendisi koydum. Gerçekten Hülya ona diyordu ya hayranımsın diye. Bu arada bana da hayran olmuş kendisi. Ben Esra'nın fotoğrafıyla muhatap olmak istiyorum. Sen benim hayran olabileceğim vizyonda ve misyonda değilsin. Burada hayallerinizi tamam anlatırken mı? Siz senarist olmuyorsunuz da. Ben doğruları söylerken mi senarist oluyorum? Tamam mı? Siz hayallerinizi böyle anlatırken burada sen, sizin en büyük hayaliniz benim gibi bir hayranınızın olması bence. Neyse Aleyna. En azından fotoğrafın senaryo yazmaz. Ay, bence gibi. De fotoğrafıma konuş. Çünkü yüzüme konuşacak cesareti bulamıyorsun. Canım ben kameralara konuşuyorum. Sana mı konuşamayacağım evet, ya? Evet konuşamıyorsun hepsine Aleyna. Hepsine kulağına geliyor. Şov yapma şimdi bana burada. Konuşamıyorsun. Yüzüme karşı bu söylediklerini konuşamıyorsun. Söyleyeyim sen burada geçen hafta en kötü yarışmacıyla aynı potaya girdin. Ancak evet girdim. Yanındakiler elendi diye kendini mutlu hissediyorsun. Başarılı hissediyorsun. Sana göre burada kimsenin tarzı yok. Evet. Ama sürekli potaya girip çıkıyorsun. Vesaire, evet ben vesaire. De öyleyim. Daha ağır konuşayım evet. mı? Senin söylediklerin benim hiç ağrıma gitmiyor. Çünkü o zaman. En başından beri bak herkesin bir duruşu tavrı vardır ya nettir. Sen bugün Eda bak şu an burada şov yapıyor. Hmm. Eda ona diyor ki sence burada en kötü kim giyiniyor? Diyor Özlem ki Özlem. Dedim. Burada evet. diyor ki burada evet, başka biri sorduğunda diyor ki hayır Esra potaya girmesi gereken Esra. Kötü giyinen Esra. Özlem, bence bak senin bu yaptığın asıl hayranlıktır anladın mı? Burada kameralara ya. Karşı sürekli beni kötüleyip yok, bu çok mantıksız. Evet Esra'nın bir tarzı var. Özlem ondan daha kötü vesaire gibi şeyler söylemesi Eda, asıl hayranlık bana bunu sorduğunda Eda bana onu sorduğunda sen bizi duyabilecek ya. Noktadaydın. Ben buradaydım. Eda bana söyledi. Ne yapacaksın arkadaşlar? Ben 15 adım ilerimizdeydim ya ben zaten. Ben duymadım. İyi misin? Fark Eda bana söyledi.
Üçtür size sesleniyorum. Hiçbiriniz beni duymuyorsunuz. İnanamıyorum. Ve konu büyüdükçe büyüyor. Ve kısa bir şey eklemek istiyorum. Fotoğrafı aldı, yere fırlattı. Daha ekleme. Önce... Peki. Ekleme Esra. Tamam. Esra ekleme. Lütfen. Tamam. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Çizmelerim 250 TL. Evet. Kombinim 400 TL. Çorabım 30 TL. Gözlüğüm ve çantam da 100 TL. Bir dönebilir misin Esra'cığım? Efendim? Bir dönebilir misin kendi etrafında? Bir de gözlüklerini takabilir misin? Bu arada konseptini de alabilir miyim lütfen? Konseptim Eda ile Bahçeşehir'de buluşmuşuz 5-6 gibi yemek yiyeceğiz. Kombininden memnun musun? Evet memnunum. Kendini beğendin mi? Beğendim. Ben de seni beğendim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Yasemin'ciğim. Çok havalı görünüyorsun. Şöyle bir açar mısın içine? Fakat biliyor musun ben böyle şort giyip, içine böyle çorap giyip, böyle çizme giyen kızları hiç beğenmiyorum. Genel avran çok havalı görünüyor. Çekseydin bir tane sımsıkı bir tayt, sen giyiyorsun ve çok yakışıyor sana. Çok giydiğim için böyle yapmak istedim. Bir de bu arada ben bir etek daha aldım. Deri etek aldım. O da kombinimin içinde 400 TL. Sonra eteği giymek istemedim. Aslında Gülşah Hanım geçen gün şey demişti, dizüstü çizme giyinirseniz eğer ki etek giyinebilirsiniz deri eteği. Ama şortun altına kısa çizme giyinmeyin dedi. Ben kombinimi daha önce aldığım için çizmeyi bulup bulamam diye hem şort hem etek aldım ama eteğin şurasında da bir yırtmaç vardı. Hmm. O yüzden çok da hoşuma gitmedi. Şortla kombin etmek istedim. Anladım. Ha kötü mü? Değil. Ben sevmiyorum. Bir de sana bir önerim olacak. Kaç kere burada perukla geldin ya sana ne kadar yakışıyor. Acaba şu saçlarını bir kessen mi? Evet. Bugün ben söyledim. Bugün Serdar Bey de söylemişti. Evet. Nerede söyledin? Beklerken. Dedim şöyle bir dört parmak. Hayır beş dört parmak değil baya. Böyle falan. Baya evet. O arkada peruk şöyle gibi. Öne getir saçlarını. O altta kalan o farklı renk saç var ya. Evet. Çok fresh, çok güzel bir suratın aşkım var. Aşkım çok... kaynaklarını çıkarsa zaten. Evet. Kaynak mı var sende? Evet kaynak var saçında. Evet saçlarım o boyda. Çıkar at. Evet çıkarmayı düşünüyorum. Çok daha fresh, çok daha kendi bence... Kendi saçını kullan hem de daha güzel saçın nefes alır. Evet daha dinamik görünürsün. Evet. Bence dene. Gözlüğünde çok yakışmış. Teşekkürler. Bugün en çok gözlük seçiminde zorlandım. Hiç doğru gözlüğü bulamıyorsun diyordunuz. Çok yakışmış. Esra ne haber? İyiyim Orkan Bey, siz nasılsınız? Sağ ol. Saçların için aynı şeye katılıyorum. Keşke bugün... Bak at arkana beni biliyorsun ya. At şunların ikisini de öbür tarafı da at. Gözünü de tak çocuğum. Bir de ben şöyle görmek istiyorum. O zaman puanımı bilmem ne vereceğim. Şortumda cep var. Cep evet. Var de bana. Cep var. Cebine sok. Evet. Bunu arkaya doğru attın. Evet biraz. Baksana ne hoş duruyorsun sen böyle ya. Teşekkür ederim. Aferin. Evet. Gülşah'ım. Hoş geldin Esra. Ne hoş kadar buldum. Yanlış bir kombin yapmışsın. Ama bu üzerindeki kaputene diye konseptimiz bu diye bununla kombinleyemezsin. Bir kere onun yere kadar uzanması lazım. En azından bileğinde bitmesi gerekiyor ki ben oradan o tenini görmemem gerekiyor. Çünkü bu kadar kısa bir şey giyiliyorsa eğer üzerimize alacağımız şey uzun olması gerekiyor. Belki de diz altında bir trench coat olması gerekiyor. Konsepte uygun musun? Tabii ki uygunsun. Havalı gözüküyor musun? Çok havalı gözüküyorsun. Sadece kombinin yanlış. İçindeki kombinin çok güzel. Bununla beraber meç etmen benim için yanlış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. 5. Teşekkür ederim. 5. Teşekkür ederim. Bugünün ilk 5'i sana gelsin. 5. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 3. Esra'cığım. Teşekkür ederim. Pekala Esra'cığım, seni yerine alıyoruz ve Özlem geliyor. Aman alkışlamayın. Kimse alkışlamıyor Özlem'i ya. Evet, neden o? Aa, ne kadar. Ben de onları alkışlamıyorum ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konseptin nedir? Bebek'te kızlarla turlamaya çıktık, bir şeyler yiyeceğiz. Pekala, fiyatlar? Botlarım 120 TL, kombinim 600 TL, çantam 70 TL, gözlüğüm 60 TL. Şöyle bir dön lütfen etrafında. Jean değil mi üzerindeki? Evet. Evet.
senin de formun iyi olduğu için jean sana çok yakışmış. Ama altına bu renk bot asla olmaz benim için. Böyle bir jean'in üzerine çok daha büyük beden isterdim ben onu. Ama o zaman da içine bu crop top görünümlü kazak olmaz. Çantanı göster lütfen. Aslında çantanla üzerindeki kolajın birbirini yakalıyor mu? Renk fark bayağı fark var değil mi? İşte öyle olduğu zaman da sevmiyorum. Hani birbirine yakın tonu eline aldığında çok aynı değilse eğer beni hiç hoşuma gitmiyor o. Çok az beğendim seni. Çok beğenemedim. Çok az beğendim seni. Peki çok hafta sonu biz buradan final günü, cuma günü ne oldu Eda'yla? Şimdi hocam ben ilk geldiğim günden beri yani sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz ama yani işimden de konuştular işte hayatıma dair. Sen hava için konuştular. Canım, bir kere olayı yanlış. Şu an ben konuşuyorum. Özlemle konuşuyorum. Bilip bilmeden atlama her şeye. Geldiğim günden beri her türlü her şeyim eleştiriliyor burada. Ben hani elimden geldiğince cevap vermemeye çalışıyorum. Ya çünkü onlarla aynı seviyeye düşmek istemiyorum. Ama sürekli her gün aynı şeyleri duyuyorum ki yani konuşmamaları gereken her konuyu konuşuyorlar. Ben de öyle mi dedim? Çünkü benim hayatımda bir kuraldır bu. Bana iyilikle gelen birisine ben 4 adım iyilikle giderim. Kötülük de geliyorsa bana ben ona 4 adım peki giderim. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ne söylerse söylesin. Burada sen de cuma günü tüylerim ürperdi ve ben de kendimden bir parça koydum ortaya senin anlattıklarından sonra. Yani sen de küçüklükten yaralı bir kız çocuğusun. Bir şey var. Kalkıp da oradan vuramazsın ya. Hocam bugün aynı konu şey... Elisa değil. Ne olursa olsun. Ben seni baban... Baban sana vurdu da mı küçükken vurdu diye mi hocam, böylesin bana, diyemezsin. Bana diyorlar ki yani baban seni okutmamış herhalde o yüzden hayır, sen böyle... Kim diyor bunu? Hayır. Eda neden mi böyle konuşuyorsun bir şey diyor. Bir münasebet böyle bir şey. Bana bu şekilde gelirlerse hocam, ben de o şekilde uygunsuz giderim. Uygunsuz lügatta kelimeler kullandı. Türkçemizi yanlış kullandı. Burada şey konuşamayacağım. Ben de okumadığın için kelime dağarcığın herhalde yapamazsın, gelişmemiş. Yapamazsın aynı şey. Ama ne bana, kadar çirkin ya. İşte uygunsuz bir kelime kullandı. Uygunsuz bir kelime diyor. Ben de uygunsuz bir kelime. Okuma başından beri uygunsuz kelimeler kullanıyorlar bana. Dedim. Uygunsuz bir kelime. Hani kimin ilk önce ne söylediği de önemli değil. Hiçbirinin tutulacak tarafı yok. Oradan sen ona öyle söylediğinde nasıl söylediğine gelip resmen bir zincirleme oraya geliyorsun. Evet. O da öyle söylemiş. İşte nedir buraya gelip çarpıtıyorlar. Bana böyle gelirlerse çarpıtma ben de değil giderim. Çok Eda kötü. Kendi fikrini söylüyordu. Ben kendi fikrimi söyleyebilir miyim ya? Söyle. Sonra? Şimdi şöyle ilk geldiği günler biz Özlem'le sohbet ediyorduk ve Özlem bana dedi ki ben zaten hep varlıklı bir insanım. Ben varlıklı demedim. Ailem yanlış anlattı. O gün hayat dedim hikayesini bile yanlış anlattın. Sus. Hayır ben konuşuyorum. Bir hayat hikayesini nasıl yanlış anlattı? Şşş. Sen nereden bilebilirsin böyle kendisi bir şey? Kendisi anlatmıştı bana dedi ki ben, böyle fenomenim şöyle böyle falan filan ben, böyle hava şişiriyordu ya. Biz o zaman konuştuğumuz dedim zaman dedi ki ben dedi beni ailem 2 tane üniversitede okuttu benim ailemin durumuydu. Hatta bugün de arkada böyle söyledi. Söylemedi mi? Söylemedi mi? Arkadaş dedi ki ben üniversitede ailem okuttu. Yani yalan. Yalan ben, yanlış anlatma bu. Ben çarşıdan terk ettim dedim. Ve ondan sonra bir dakika. Ya. Bunun üzerine arkada kalkıp şunu demen çok yanlış. Sen işte babandan dayak yediğin için böylesin. Ay, ben de sana ne gelirse ben de size bir şey söyleyeceğim. O kadar çirkin bir konuşma bunlar. Lütfen bunu kapatır mısınız? Rica ediyorum. Lütfen. Ya üçü bir olmuşlar. Lütfen yani. Özlemciğim lütfen kapatalım. Lütfen. Kombininle ilgili de biraz önce söylediklerim. Teşekkürler. Ay Özlem ne haber? İyi hocam siz nasılsınız? Sağ ol. Ben çok rahatsız oluyorum ve daha doğrusu üzülüyorum. Anladım. Bazı konulara girdiğiniz için. Bakın münakaşalarınıza ses çıkarmıyorum ki tarzım olmamasına rağmen. Tamam birbirine ama bazı şeyler var ki konuşulmaz onlar. Burada konuşmuyorsunuz. Arkada yaptıklarınız bunlar tabii. Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Biraz daha saygılı olun birbirinize lütfen ya. Sevmeyebilirsiniz. Neyse. Onlar haddini böyle yapalım biliyorlar. Şimdi bak sende de hata var. Ben şimdi her şeyi seyrediyorum, inceliyorum, dinliyorum. Sadece ben değil, hepimiz. Sende de hata var. Sen de şu çeneni tutamıyorsun. Biraz tut. Tutmasını bil.
Ben başından beri tutmaya çalışıyorum ama beni zorluyorlar artık. Hiç özel zorlanma. Hayatıma kadar giremezler. Zorlanma. Konuşamazlar. Sen konuşurken tamam. İyi, biz konuşurken ne mi kötü? Ne konuşuyorum ben ya? İlk önce bir kendine bak, ne yapıyorsun o cevapları alıyorsun? Bir düşün Redis istersen. Redis yanıma geliyor, beni teselli etmesin. Artık ağlıyorum, tartışma yok sana yani. Sana daha fazlasını geçmiş yapacağım Eda. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Sana öyle bekliyor, sana daha fazlasını yapacağım diyor. Yani artık ağlıyorum, daha ötesi var. Tamam o zaman, böyle konuştun ya, bekle şimdi sana ne yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsunuz ya? Başladım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz Özlem'in ayakkabısını, Esra'nın ayakkabısını Özlem giydiği gün? Sen demedin mi? Hatta yanımda Aleyna da vardı. Dedi ki buradan dedi ben elenmeyeceğim. Elenmemek için bunu Esra'nın kıyafetlerini keseceğim, havuza atacağım, diskalifiye olacağım. Elenmekten evet, o kadar korkuyorsun dedi. Ki, elenmekten canım, o kadar korkuyorsun var. Ki sırf buradan bu hareketi yapıp diskalifiye olmak için şov yapıyorsun. Hayır, bugün aksine şey demedin sen. Gerekirse diskalifiye olacağım ama yine de Eda'nın bütün her şeyini yırtacağım. Esra'nın her şeyini yırtacağım filan dedin sen. Ya yapsana öyle ya, bir şey. Bugün bunu zaten demeç bugün verdi. Demedim. Cuma hayır, çünkü dedim benim ben diyeceğimi onu. Bildiğin için söyledim bunu. Canım, bunu, ben bunu zaten Cuma günü demeç söyledim. Özlem. Efendim? Diskalifiye mi olmak istiyorsun? Hemen edeyim kızım sensin. Edelim. Edebilirsiniz hocam. Hayır, bir şeyin yok ki etmek için. Hayır, ben dedim benim ayakkabımı... Diskalifiye olmak mı istiyorsun? Benim ayakkabımı sakladıysa eğer dedim, ben ona dedim 4 gömlek fazla gitmem gerekiyor. Ben de onun kıyafetlerini yırtacağım dedim. Tamam, ben saklamıştım, yırtsaydın. Niye yırtmadın? Buldun ama sonuçta saklamıştım o ayakkabıyı. Niye yırtmadın? Ben o gün böyle konuşmakla... Bahsettim. Çünkü puanlarının kötü gideceği zaman diskalifiye olmak için... Canım ben 3,5 haftadır buradayım. Ama ne 3,5 haftadır hiçbir şey yok. Ama ben kolye bile alamadım. Bak senden sonra gelen kız çatır çatır kolyesini taktı. Ay, geldiğin ya. İlk haftada kolye sana aldın. Ne? Geldiğin ilk haftada potoya girdin. Bir de olabilir. Kombinlerinden iyi not alamıyorsun. Olabilir. Sürekli bir kalmara insanları yaralamaya. Ya ben artık ağlıyorum senin bu cümlelerinden. Ve sen hala daha devam ediyorsun. Yani ben seni diskalifiye etmem ki bir hata yapmadığın sürece. Çocuğum niye edeceğim? Edin diyorsun. Niye sebep var mı ki edeyim? Hayır, yok ki edeyim mi diye sordunuz, edebilirsiniz dedim. Hayır, ben. Hayır, sen diskalifiye olmak istediğini duyduğun için. Biz seni için. Diskalifiye edelim mi diye sormadık. Ben sen bunu söylediğin demedim. İçin dedim. Biz de böyle bir cevap verdik. Hayır, ben dedim ki o benim ayakkabımı sakladıysa ben daha fazlasını yapacağım biz ona. Biz seni diskalifiye etmemiz için. Senin gerçekten bir şey yapmış evet. olman lazım tamam. ki bunun karşılığına yaptırım uygulayıp eğer ki konu diskalifiye gelecekse boyut onu yapabilirsin. Aynen öyle başka. Bu kadar. Evet, ben Urkan de onu amcim. Söyledim. Evet. Bunu yapmam Özlem, karşısında diskalifiye olacaksam da yapacağım dedim. Abi hala İçindeki konuşuyor İçindeki olmasa dinleyeceğim. Çok hoş görünüyorsun. Yalnız bir siyah jean bu kadar mı güzel yakışır? Müthiş taşımışsın. Müthiş yakışmış ki içine o botlarını sokmana rağmen... Hiçbir zaman ben senin bacak boyunu kısa görmedim. Çünkü bir numara yapmışsın. Şuraya kadar bu numara da senden geçti. Numara yapmışsın, montunu giymişsin. Yalnız içindekin hayır, hiç beğenmedim. Burada bunu, bu balıkçı yakayı göbeğini göstermeyecek şekilde kapalı da giyebilirdin. O zaman üstündeki, kapitanı olan üstündeki çünkü daha çok patlardı. Burada gözü alıyorsun. Kapitana mı bakayım? İçin tene mi bakayım? Kapatayım. İçine mi bakayım? Kapayı gelseydin bana ne? Bana ne kızım? İçine uzun mu giymem gerekiyordu? Çok güzel olurdu. Aynı bunun uzunu. Çok güzel olurdu. Çok yakışırdı ama ben seni bu şekilde beğendim. Düşüm. Botların korkunç. Yani işimiz kombinse burada büyük. Saçmalamışsın bunu. Bu botlar olmaz. O siyahın altında bu kadar keskin bir renk. Bu olmaz. Ben kazağını sevdim. Kazağının dışındaki o beyazı, kırık beyazı, buradaki espriyi, göbeğin güzel duruyor. Üstüne böyle kısa bir mont tercih etmeni. Jean'in çok güzel. Şahane bir siyah bot giyseydin muhteşem olurdu. Ama bu seni çok aşağı çekmiş. Hiç beğenmedim. Yani şöyle bakıyorum. Okey. Altı felaket yani. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özlemciğim, alışverişlerinde sürekli söylediğim bir şey var. Ben normalde deneyerek alışveriş yapamıyorum. Yapamıyorum, evet. Montunu çok beğendim. Ama ayakkabın, çantan ve buradaki böyle bir detaya hiç gerek yoktu. Şöyle söyleyeceğim, çok üzülerek bu podyumda seni hiçbir zaman
gerçek anlamda tarzını gösterdiğin muhteşem bir kombinle görmedim. Ve ben artık seni, ya saçın makyajın çok güzel ama lütfen artık muhteşem kombinlerle seni podyumda görmek istiyorum. Ben artık yoruldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin. Öyleyse puanlar Özlem. Teşekkürler. 400. Teşekkür ederim. 3 Özlem. Teşekkürler. 3 Özlem. Teşekkür ederim. Aleyna gel bakayım yavrum gel. Düzelt kendini de öyle gel. Aferin. Böyle istiyor. Ne haber? İyi hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Gene Esra'ya dönüyorum. Terzi meselesini ne yaptın? Oraya henüz gitmedik alışveriş için ama gittiğim zaman mutlaka zaten sizinle de paylaşırım. Lütfen bizimle paylaşacaksın. Evet. Peki sen nereden düşünüyorsun? Nasıl düşünüyorsun ki Eda ve Esra Elisa'yı kendilerine çekmeye çalışıyorlar? Ben bunu hiç anlamadım. Elisa evet. Çünkü öyle bir kız ki yaşı küçük olmasına rağmen hoşuna kimi istiyorsa onun yanına gider, konuşur, sohbetini yapar o çocuk. Hocam, doğru mu? Şöyle, Elisa evet akıllı bir kız, gerçekten mantıklı da bir kız. Ki, ama yani hani, o da benim gibi nasıl gelinirse öyle gidiyor ya. Evet. Esra ile Eda da ona böyle inceden Elisa, Elisa, Elisa pardon. Böyle bu tarz gidiyorlar. Asla öyle bir şey kabul yok, etmiyorum. Yok, kamera arkasında gayet sürekli Elisa'nın yanındalar. Elisa bizim yanımıza geliyor, biz Elisa'nın yanına gitmiyoruz. Bir dakika bir şey söyleyeceğim, Elisa'nın yanındayız. Yanımıza geldi, koyayım mı kızla bir tartışmam yok ya. Ben şöyle söyledim, Elisa'ya karşı kalbimden gelen bir hissiyat var, bunu ona da söyledim. Eğer ki Eda ve Esra ile burada gerçekten arkadaş olmak istiyorsa, yakın arkadaş olmak istiyorsa ben bu... mesafemi koruyacağımı söyledim. Bu da benim en doğal anlamı. Hülya'nın Aleyna'cığım bence saçmalıyorsun. Onlarla olan arkadaşlıkları ayrı. Senin yakın olmuş Elisa'yla olan arkadaşlığın ayrı olur. Yanlış mıyım? Ya doğrusun ama onun kararıysa yapacak bir şey yok. Öyle bir karar vermiyor. Anladım. Elisa'yı tehdit ediyorsun. O Elisa'yı yanına çekmeye çalışıyor. Bu tarzıyla ortaya koyuyor. Hiç haberin yok. Ben Elisa'nın yanına gitmedim. Sabah kahvaltı yaparken de siz oturuyordunuz. Ben ayrı oturuyordum. Ben birbirimize günaydın demek ya da birbirimizden bir şey istemek. Hayır, yani kadar güzel bir şey. Çok güzel bir şey ve ben bunu yapıyorum arkada. Hani ben gidip biliyorum. De saatlerce sohbet etmiyoruz. Buradan çıkınca bir mekana gitmiyoruz. Yani bir arkadaşlık belirtisi ne budur. Ne konuşacağınıza var. Ne kadar kendi aranızda konuşuyorsunuz ama. Sen bir susana ya. Eda'ya buradan kraliçesi fikrini de sen vermişsin. Kendi fikri dahi yok yani. Buzlar kraliçesi fikrini sen vermişsin yukarıda öyle söyledi. Ne? Evet Buzlar hocam. Buzlar kraliçesi fikrini Eda'ya Elisa vermedi. Çok doğru bir fikir verdim sana dedi. Çok yanlış çarpıtıyorsun Özlem. Evet, Eda sadece bunu olabileceğini söyledi. Elisa dedi ki evet bence de bunu ol. Ben de bunu biliyorum. Çok güzel bir karakter dedi evet, Eda'ya. Çok güzel Elisa bir fikir verdim buldu. Sana dedi. O da evet gerçekten çok güzel bir fikir verdim bana. Olayı teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Buzlar kraliçesi sen dedi. Gerçek bir senaristsin. Esra'nın elini nasıl dökemez? Buranın gerçekleri taşıyor. Kaldıramayanlar senarist diyor. Ya. Ama sen saf, ben gerçekleri söylüyorum. Sana altın küre vermek üçünüz lazım. Üçünüz birine konuşacağınız zaman ne kadar konuşuyoruz. Arkadaşlığımız birilerinin oldukça demek ki rahatsız etmiş ki buraları bu şekilde taşıyorlar. Evet ben Elisa'yı seviyorum. Rahatsız mı oldunuz? Açık rahatsız açık da söylüyorum. Canım. Zaman fikrin dahi yok Eda. Zamanında Esra'nın yine Zeynep'e Eda ile muhatap olursam benimle muhatap olma dediği gibi bir şey bu Eda'cığım. Ama Zeynep benim yakın arkadaşımdı. Melike sen nasıl kızı yanına işte. Çekmek için bu cümleleri hiç kuruyorsun? Öyle değil. Ne demek ya? Ben bu zamana canım, kadar Elisa'yla Aleyna'dan belki daha çok anlıyorum. Elisa'cığım sen de fikrini söylemiyorsun. Asla böyle bir şey söylemedim. Sen neden fikrini söylemiyorsun? Ben zaten söylüyorum. Söyle herkese konuşuyorum diyor. Çünkü Aleyna diyor ya. Fikrini söylemiyor mu? İki Esra saat Esra'yla Eda konuşuyor zaten. Kendine çekmek istiyor dediği zaman ki fikrini söyler misin? Tamam işte diyorum sabahleyin günaydınlaşıyoruz. Ne bileyim işte birbirimizden bir şey söylüyoruz. Ben rahatsız değilim. Sen de en az oluyorsun yani, Aleyna. Niye demiyorsun? Aynı şekilde Aleyna'yla da aynı şekilde. Şimdi bunların arasında bir rekabet ya da bir kavga olduğu için. Evet. Hani ben bu arada bir şey olmak istemiyorum yani. Sizin kavganız birbirinizden aranızda. Arada şöyle bazen mesela Esra Aleyna'ya haksız bir yorum yapar. Orada Esra'yı haklı bulurum. Aleyna haklı derim ya da Esra haklı derim. Bu benim hür iradem. Ben kim haklıysa onu haklı bulurum. Doğru. Haksızın yanında olmam. Ama ben burada kimsenin yanında arkadaşı değilim, dostu değilim. Arkada konuşmamız zaten çok farklı. Günaydın, iyi akşamlar, görüşmek üzere. Mesela ben kolye aldım, tebrik ettim. Ben kolye aldım, arkada beni tebrik ettin.
Normal yani, şeyler bunlar. Bunlar normal şeyler. Halbuki bu kız motive mesela eden herkesle şeyler. Ne diyor? Ben diyor burada diyor herkesi eleyeceğim, ben kalacağım. Bu benim dostum dahi olsa diyor. Ama beni tebrik ediyor mesela. Ben hissedebiliyorum bazı şeyleri. Aynı şekilde Aleyna'yla hatta bir gün kapıda böyle bir konuşma yaşadık biz beraber. Ya olay o değil. Olay biz seni yanımıza çekmeye çalışıyor muyuz, çalışmıyor hayır, muyuz? Hayır, böyle bir mani aldın Aleyna. Bana tamam, göre öyle. Cevaplar alındı. Biliyorsun beni hemen yakını tatlı tatlı kaldırdın. Demin kalkık değildi hocam, o yaka. Hocam ilk podyuma geldiğimde evet. De kaldırmıştım. Nereye gidiyorsun? Benim o meşhur kız arkadaşlarım geldi ha. Hocam. İstanbul'dalar. Kimdi, şu an. Kimdi, adları neydi? Çocukluk arkadaşlarım. Melisa, Kübra, Ceren. Melisa, Kübra, Ceren. Çocukluk arkadaşlarım. Evet hocam. Ben de onlarla Bebek'te kahve içeceğim. Sohbet edeceğim. Oh, özlem afiyet gidereceğim. Olsun. Saat kaçta? Saat 4-5'te. 4-5'te. 4-5 civarı. Peki devamlı getirmeyeceğim neyse. Serdar gibi devamlı getirecektim. Fiyatlardan bahset lütfen. Hocam altındaki çizme bu arada. Gösterir ben içine sokacaktım çizmeni? Tabii. Sevgili seyircilerimiz de görsün. Ben içine sokacaktım pantolonu, sonra vazgeçtim. Bu şeye sokabilirdim bayağı neyse. Çizme yani. Çok hoş bir çizme evet. Kaça aldın onu? Çizmem 150 TL. Pantolonum ve ceketimi 250 TL ödedim. Body'me 70 TL ödedim. Şöyle bu da. Hmm. Çantam 100 TL, gözlüğüm 40 TL, küpelerim de 20 TL. Acaba diyorum, şöyle bakıyorum seni. Tamamen mi bembeyaz olsaydın üstündekini patlatmak için? Hocam diye onu düşündüm ama bu renklerin arasında çok çiğ kalır diye olabilir, bej attım ortaya ki o hani geçişi yumuşasın diye o ama doğru mu yaptım bilmiyorum. Çizmen ve çantanla uyuşturdun. Çantan evet. Da kaputeni. Evet. Gözlüğünü çıkar çocuğum. Çıkarayım. Gözüm ağrıdı zaten. Şu elini cebine sok. Hemen. Öyle bir hava ver orada bana. Cebi yok mu? Parmağın da dışarıya çıkar. Ben seni beğendim. Hoş görünüyorsun. Yani gidebilirsin kahve içmeye arkadaşlarınla. İşte bir sırıtan bir şey var hep gözüme. Hep onu söyledim. Sen de beni ikna etmeye çalıştın. Beyaz giyseydin evet gerçekten. Orada bu sefer de derdik ya beyaz niye giydim diye. Ben kendim için konuşuyorum derdim. Hoş görünüyorsun kızım. Teşekkür ederim hocam. İyi misin, canın mı sıkkın? İyiyim Gülşah'ım. Kafan mı dağınık? Yok gayet iyiyim. Niye böyle bir şeyle geldin? Ceketim mi? Bu ne üstündeki? Bu kombin ne? Bu ne saçmalık? Ceketi bu çok beğendim. Bu ne berbat beğendim. Bir kombin. Bu kadar şahane bir haftayı bitirmişken haftanın ilk günü böyle mi başlıyorsun? Bu ne büyük bir Alaturkalık. Hani Alaturka şıklığı ayrıdır. Bir de tabiri caizse Alaturka de. Gözlüğünü tak. Takayım. Tak gözlüğünü. O saçın böyle düğün saçı gibi toplanmış, o gözlük, küpelerin, o yakalar, o üstündeki mont şahane bu arada. Evet, çok beğendim. Ama içindeki o jean'in kalıbı, içine giydiğin o çizmeler, Allah'ım bunu nasıl yaparsın? Berbat bir kombinle geldim, bravo. Haftaya böyle başladın. Daha kötü olamazsın. Rezalet üstündeki kombin. Yani bu şahane bir ceket var üstünde. Şahane bir parça. Bu kadar yerin dibine sokabilirsin kombinini. Serdar'cığım. Teşekkürler. Aleyna'cığım. Hani çok iddialısınız ya hepiniz. Çok iddialısınız. Ben Capitone ceketini çok beğendim. Bu kadar iddialı olan bir kişi bu Capitone ceketi böyle mi kombinler? Lütfen. Bundan sonra sadece sen değil, diğer arkadaşlarınıza da bir mesajım var. Kendinizi lütfen Kaf Dağı'nda veyahut da Alpler'de görmeyin. Burada en önemli şey bir parça dahi olsa konseptin içinden en iyi şekilde kombinlemen lazım. Ben sana o yorum yapmayacağım Aleyna'cığım bugün, özür dilerim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aleyna. Yasemin Hanım. Muhteşem bir ceket. Yani pekala, o ceketle Eda'nın Joker'ı aynı yerde mi satılıyordu? Evet. Altına o Joker'ı giyecektin. Yani. Ben sana anlatıyorum şimdi. Hı-hı. Altına o Joker'ı giyecektin. Tamam. İçindeki body'yi de yine o renklerde, aynı tonda seçecektin. Üstüne bu ceketi atacaktın. Maksimum renk atacaksan, Özlem'in
botlarını giyecektin. O kadar güzel görünürdün ki. Ha, çok kötü değilsin benim için. Ben yine de seni beğendim. Sadece pantolonun kalıbını beğenmedim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Puanımızı veriyoruz. 4. Teşekkürler. 1. Teşekkürler. 2. Teşekkürler. 4. Teşekkürler. Pekala. Seni yerine alıyoruz Aleyna'cığım ve puanlar geliyor. Aleyna 11. Eda 18. Melike 13. Elisa 19. Esra 18. Özlem 13. Günün birincisi Elisa 19 puanla tamamladı. Günün sonuncusu Aleyna 11 puanla tamamladı. Bence hiç motivasyonunuzu düşürmeyin. Bir iddianız var ortada şu anda. İlk gün ama hafta devam ediyor. 20 ile olmayabilir ama bence iddianızı sürdürün. Bu çok güzel bir şey. Tasarım yaparsak artı bir puan alabiliyoruz. Mesela artı bir puan alabiliyorsunuz. Ve bence devam edin. Bu ilk gün hiç düşürmeyin motivasyonunuzu. Konseptimiz deri mont, deri ceket şıklığı. Of, süper. Ya. İnanmıyorum. Evet. Deri mont veya ceket istiyoruz sizden ve çok şık parçalar, çok şık looklar istiyoruz karşınızda. Tamam? Çok güzel. Alışveriş nerede yapıyoruz? Bakırköy. Bakırköy. Wow. Sürçünisan ettiysek affola. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Yarın.